Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem din kardeşlerim, Hazreti Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hususa dikkat çekmek isterlerken soru cevap şekliyle hitap edermiş. Soru sorar, sahabeden cevabını alırdı ve bu şekilde sahabenin dikkatini konunun önemine çekmiş oluyordu. Bir gün Allah Resulü aleyhissalatu vesselam otururlarken sahabe-i kirama derler ki: وَسَيَأْتِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُشَارِكُهُمُ الشَّيَاطِينُ فِي أَوْلَادِهِمْ. Derler ki, bir zaman gelecek ki şeytanlar insanların evlatlarına ortak olacaklar. Sahabe-i kiram hayret ediyor. Hayretler içerisinde, ey Allah'ın Resulü, böyle bir şey mümkün mü, olacak mı? Allah Resulü, evet olacak. Peki ey Allah'ın Resulü, böyle bir zamanda biz kendi evlatlarımızı şeytanın evlatlarından nasıl ayırt edebileceğiz diye sorarlar hayretler içerisinde. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyururlar ki: Biqillatil haya, tek bir kelimeyle Allah Resulü cevap veriyor. Bazı rivayetlere göre biqillatil haya ve rahme diye ifade edilir. Bir rivayete göre de sadece diyor ki Peygamber Efendimiz, haya azlığından fark edilebilir diyor. Yani şeytanlar insanların evlatlarına ortak oldukları zaman haya diye bir şey kalmayacak diyor. Siz birilerinde eğer hayanın azlığı görürseniz, işte o zaman demek ki şeytan ortak olmuştur demektir. Haya İslam'ın ahlakıdır muhterem din kardeşlerim. İslam'ı haya olmadan, hayasız düşünmek mümkün değildir. Zira Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam el haya şubetun minel iman diyor. Haya imanın bir şubesidir, bir parçasıdır buyuruyor. Dolayısıyla İslam'ı din olarak kabul eden hayadan taviz vermemesi lazım. İnsanın bir Allah'a karşı hayası, insanlara karşı hayası, bir de kendisine karşı hayası vardır. Allah'a karşı haya nasıl olur? Allah'ın emrettiği emirlerine ve yasaklarına riayet etmek suretiyle hayaya riayet edilir. İnsanlara karşı haya nasıl olur? İnsanlara karşı haya, insanların huzurunda çirkin işlerden, çirkin davranışlardan, çirkin konuşmalardan kendimizi alıkoymamızla mümkündür. İnsanın kendisine karşı hayası ise insanın edepli davranmasıdır. Bakın, her hafta cuma namazı kılındığında hutbe okunuyor ve en sonunda bütün Müslümanlar camiye toplandıktan sonra hutbe de biter, artık cuma namazına inilecek ki bir ayet-i kerime okunuyor. Nahl suresi 90. ayet okunuyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Bu ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz üç şey emrediyor. Adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı Allah emrediyor. Arkasında üç tane de yasak koyuyor Rabbim her hafta bütün Müslümanlara duyurmak suretiyle. Birincisi, hayasızlıktan, kötülükten ve azgınlıktan da uzak durmayı Rabbimiz bu ayet-i kerimede tavsiye ediyor. Biz Rabbimizin bu tavsiyesine uyarsak, ki uymamız gerekiyor, biz Rabbimizin bu emrine uyarsak, Rabbimizin emrettiği şekilde bir hayat sürdürmüş oluyoruz. Bir toplumun ıslahı, bir toplumun ayakta kalması, Rabbimizin bu Nahl suresi 90. ayette emrettiği bu üç tane emri, üç tane yasağına riayet etmekle mümkündür. Bakın, Rabbim bu ayet-i kerimede hayasızlıktan, kötülükten ve azgınlıktan bütün Müslümanların uzak durmasını emreder. Bir İslam toplumunda, Müslümanların yaşadığı bir toplumda hayasızlıktan bahsedilmemelidir. Hayasızlık Müslümanın vasfı olmamalıdır. Müslüman her daima edepli,
ve hayaya riayet etmesi gereken kişidir. Dolayısıyla bu Ramazan ayında biz oruçlarımızı tutarken, nefsimizi terbiye ederken Rabbimizin bu emrine de riayet etmemiz gerektiğini, bu Ramazan ayında her zamandan daha çok edebe riayet edeceğiz ve riayet ederken de bu Ramazan ayındaki bu alışkanlığımız bizim için bir ahlak olmalıdır. Bizim ahlakımız olmalıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam edep, haya Müslümanın ahlakıdır buyuruyor. Rabbim cümlemize haya ile yaşamayı nasip etsin. Bizi her türlü edepsizlikten muhafaza etsin der ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.